Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Biz sözümüzü tuttuk, size liderinizi getirdik. 30 Mart inşallah hepimizin bayramı olsun. 30 Mart bayramını beraber yaşayacağımız liderimizi getirdik sizlere. Şimdi kendisi anons ederken öyle bir alkış rica ediyorum ki sizden, sesiniz ta Hamza Fakıhlı'ya kadar gitmeli. Takdir etmekten onur duyuyorum. Sevgi, barış, dostluk kentinin mimarı, Karadeniz Ereğli, belediye başkanı Halil Taşduyan! Sevgili hemşehrilerim, hepinizden Allah razı olsun. Hanımefendilere teşekkür ediyorum, bacılarıma, teyzelerime, annelerime, kardeşlerime, değerli dostlarım. Aşağı yukarı hepinizi tanıyorum zaten. Birbirimize yakınız. Ve bu memleketin çocuklarıyız. Bana böyle bir karşılama hazırladığınız için, balkondakiler de dahil, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler. Beni mutlu ediyorsunuz, iğmemi yükseltiyorsunuz, enerjim yükseliyor. Bütün mahallelerde aynı ilgiyi görüyorum. Şu anda burası herhalde 5. bu akşam tahmin ediyorum. Belen, Yeni Belen, Koca Ali, Ahmetçikler, dolaşıyoruz sürekli olarak. Her tarafta aynı ilgiyi görmekten de büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Hoş geldiniz diyorum. Tekrar yola çıktık. Allah nasip ederse meclislerimizle birlikte tekrar göreve talip olduk. Belediye başkanı olmak üzere yollara düştük. 5-6 tane karşımızda aday arkadaşlar var. 2 tanesi doktor. Onlar da değerli arkadaşlar. Bizim dostlarımız, merhaba dediğimiz arkadaşlar. Hepsi de selamlaştığımız arkadaşlar. Ancak bizim bir farkımız var. Biz tecrübeliyiz. Aynı zamanda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ben biliyorsunuz Sebzeci Kadir Pospik'in oğluyum. Rahmetli Sebzeci Kadir Pospik, Hacı Fatma Pospik'in oğluyum. Ben de Kenar Mahalle'de büyüdüm. Zor şartlarda beni büyüttüler, Allah razı olsun. Nur içerisinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun. Onlar büyüttü beni, mühendis yaptı. Ereğli'de adaylığımı koydum. Ama Allah razı olsun, sizlerin sayesinde, Ereğli'de yaşayan tüm insanların sayesinde hiç siyasi fark gözetmeksizin, siyasi partiyi göz önüne almaksızın 4 dönemden beri beni belediye başkanı yapıyorsunuz. O kadar mutluyum, o kadar onurluyum ki size tarif edemem. Ben Ereğli'de yaşayan insanları çok seviyorum. Onlara aşığım. Aşağıda panolarda yazdım. Aşkım Ereğli diye yazdım. Bunun bir manası var. Beni onurlandırdığınız için, beni hep desteklediğiniz için sizlere minnet borçluyum ve bu kent için elimden geleni yapıyorum. Benim için particilik falan önemli değil. Parti benim için hiç önemli değil. Benim için birinci derecede önemli olan Ereğli'de yaşayan insanlar, beni hep onur eden, beni hep destekleyen, beni arkamdan yetekleyen bu insanlara hizmet edebilmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Yüce Allah bu sağlığımı verdiği müddetçe de hizmet edeceğim. Allah dünyaya insanları getirirken bir takım özellikler veriyor. Kimi sanatçı oluyor, kimi ticaret adamı oluyor. Kimi bilim adamı oluyor. İşte bana da bu topraklarda doğdum. Bu memleketin çocuğuyum. Biraz politik özellikler vermiş, siyaset özelliği vermiş. Ereğli'de çok fazla çıkmıyor. Ben bu memlekette doğduysam, Allah da bana böyle bir şey lütfettiyse, sizin de beni hep arkamdan iteklemeniz lazım. Ben yukarılarda olmam lazım ki size hep hizmet edeyim. Bütün arzum bu. Ne yatım olsun ne katım olsun diye bir hesabım varsa dünyanın en şerefsiz insanıyım. Ben evliyim. Karım
emekli öğretmen. Ben Erdemir'den emekliyim, vakıftan emekliyim. Çok zengin değilim ama Allah'a şükür belediye başkanlığı yapmasam ne olur. Ama bu millete hizmet etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Onun için de bütün gayretimle savaş veriyorum. Bu Topçalı'yı yerine almak için çok gayret sarf ettim. Muhtar arkadaşımızla birlikte, çok değerli muhtarımız, Muhtarlar Derneği Başkanı, Ereğli'ye kattık. Çünkü kanalizasyonların ortadan kalkması lazımdı. Suyu halletmemiz lazımdı. Çocuklar sokakta dolaşırken kanalizasyon pisliklerine basıyor, eve götürüyorlar mikrop. Çağdaş yaşamamız lazımdı. Ve bunları yaptık. Bakın, iki tane paket arıtma bellerde yaptık. Burada iki tane paket arıtma. Kanalizasyon meselesini hallettik. Su meselesini hallettik. Yollarımızı yaptık. Camiyi duvarlarını yaptık. Şadırvan yapıyoruz şimdi oraya. Musalla taşı da konulacak Allah nasip ederse. Köy odasında olduğu yerin boyalarını yaptık. Caminin önünün parkelerini döşedik. Elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Muhtarımızla konuşuyoruz, anlaşıyoruz ve buranın her tarafını iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Buradan tırlar geçiyor. Gecenin 12'sinde sarsılıyorsunuz biliyorum. Hemen zabıtaları buraya diktim. Hakkımda valilik ve kaymakamlık soruşturma açtı. Davam devam ediyor halen de. Bazı güçlü insanlar gücünü hissettirmeye çalışıyor. Özdemirler ve onlar da benim dostum gerçi ama Tatmetal idare mahkemeye verdi. Arabaları buradan geçsin diye. Halbuki imar yolu var dere kenarında. Açılması lazım. Orada 169 milyar para topladılar. Parayı milletvekili maalesef kaymakamlığa verdirmedi. Kaymakamlığa verdirseydi alsaydık istinakini yapıp hemen yola gireceğizdik. Yola girmek benim için dert değil. Makine falan çok bende. Ama istinakini yapmamız lazım. Oradakilerin hakkını vermemiz lazım. Ama parayı maalesef vermediler. Ama ben 2014 yılı bütçesine bundan iki ay önce oranın istimlaki için ödenek koydurdum. O yolu açacağım ve Allah nasip ederse sizleri rahat ettireceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Parası belediyeden çıkacak. 2014 yılı bütçesine, yani bu yılın bütçesine oranın istimlak bedelini, ödeneğini koydurdum. Bu olay bitmiştir Allah'ın izniyle. Ama bu memlekette ters bakanlar var. Onun için particilik yapmayalım diyorum. Bak ben fırsat buldukça burada, boşluk buldukça belediyeye adam da aldım. Milletvekili bir tane adam aldım burada. Yok. Milletvekilinin hiçbir şey yaptığı yok. Şimdi başınıza bir dert daha geliyor. Bu sağlı sollu derinin kenarındaki yerleri ıslah planını aldılar. Sanayi Teknoloji, Bilim Teknoloji Bakanlığı'nda oraların kurtarılması için, ruhsatlarını vermek için Ercan Caddan'ın başkanlığında heyet çalışıyor. Peşkeş seçmeye çalışıyorlar oraları. Bunları bilmeniz lazım vatandaş olarak. Kimin ne yaptığını. İyi adamları seçmiyorsunuz. Ercan Can'dan iyi bir adam olabilir. İyi bilim adamı olabilir. İyi insan olabilir. Ama bir tek şey yapamaz siyaset. Mıy mıy gezer. Hayalet gibi bir adam. Memlekete faydası yok. Elinde durduğu yok. Şu anda burada belediye başkanlığı seçimi var diye burada. Ondan sonra gidecek. Perşembe günleri halk toplantısı yapıyorum. Her perşembe 250-300 kişi geliyor. Açım, işsizim, çocuğun ayakkabısı yok, paltası yok diye. Benden başka elinde toplantı yapan var mı? Milletvekili, ilçe başkanı yapıyor mu? Elimden geldiği kadar çare bulmaya çalışıyorum. Bunlar sadece o işin buraya giriyorlar. Şimdi bir aday koydular. Doktor Uysal, benim de arkadaşım. Ama belediyeciliği bilmez. Konuşamaya. Vallahi konuşamaya. Miting yapamaya. Gelip böyle mikrofonla da konuşamaya vallahi billahi.
Ancak önüne bir tane Doğu Uzun'u koymuşlar. Arkasında Can Can'dan Hüseyin Uysal. İki de gençlik kolu, iki de kadın kolu. Davulları, zurnaları çalıp ellerine bir tane poşet, içinde bir tane parti kitabı, bir de sıvı dedarlayan evlere onları dağıtıyorlar. Bu işi bilmiyor. Size yemin ediyorum, bileklerimi keserim. Gelsin bu adam, belediyeciliği bilmiyor. Evlerinize sular kesilmezse bileklerimi kesmeye hazırım. Bu işi bilmiyorlar. Bilen adamlar değiller. Ama kötü adam demiyorum. İyi adam. Yok yengem, bir de hiç sıkıntımız yok. Laf aramızda, kimse duymasın, sana söylüyorum. 2 Mart'ta bir anket yapıldı. %61 ben, %28 o. Yani netice petli zaten. Ama benim güçlü gelmem lazım. Belediye mensuplarının hepsini sokmam lazım. Bu Hüseyin Uysal dediğimiz arkadaş koyu bir CHP'lidir. Burayı açsan altı ok fışkırıyor buradan diyordu. Ama ne oldu? Vahim indi. Ne olduysa CHP'li adam AK Parti'nin başına belediye başkanı olarak geçti. Benim yanımda 3 tane meclis üyesi vardı. İsimlerini söylemek istemiyorum. Yanlış yaptılar. AK Partililerle beraber hareket ettiler. Partiden onları kovduk. Onlar da kaptılar. Meclise koydular. La bu memlekette adam yetişmiyor mu? Bu memleketin uşakları adam değil mi? Bu memlekette AK Parti'de benim dostlarım İbrahim Sezenler var, mühendis. Mustafa Kalkanlar var, mühendis. Ben onlar benim karşıma gelecek diyor korkarken karşıma belediyeciliği hiç bilmeyen bir adamı götürdüler. Eril uçağı ya, harcıyorlar eril uçaklarını. Maalesef belediye meclisine benim kovduğum adamları koyuyorlar. Fikret Kızmazlar var bilebildiğim. Önderler var. Sarı Kokmaz'dan Koca Türk var. Doğru değil mi söylediklerim? Yalanım var mı? Bunlar AK Partili olabilir. Benim hemşerim, dostum. Onları niye koymuyorum oraya? Ama bunlar illa kendileri yerleşecekler. Bu insanları ezecekler. Ben parti meselesi benim meselem değil. İster AK Partili olun, ister MHP'li, ister DSP'li. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Hiç kimseye partinizi bırakın da CHP'ye girin asla demiyorum, demem de. Ama şunu söylüyorum. Ereğli'nin meselesi varsa, Topçalı'nın meselesi varsa, bu işi çözecek yürekli adamlar ortaya çıkıyorsa, ister CHP'den, ister AK Parti'den, ister MHP'den, ona oy verin diyorum. Ama maalesef bunu yapmıyoruz milletvekili seçiminde. Hep partiye oy veriyoruz. Milletvekiline bakmıyoruz. Çürümüne bakmıyoruz milletvekilini. Ya partiye versen ne? Tayyip Bey'e oy verdin. Bizim başbakanımız. Hürmet ederiz, saygı duyarız. Adam dünyayla uğraşıyor. Topçalı'ya gelecek de senin uşağının işiyle uğraşacak hali yok ki. Senin kanalizasyonla Tayyip Bey mi uğraşacak? Oraya seçtiği milletvekili uğraşacak. Eğer milletvekillerinde böyle hayalet gibi adamları seçerseniz İşte böyle sıkıntı çekeriz. Bak diyorum işte. Oraları da şimdi hallediyor Ercan Can'dan. Buraya istasyonu getirdi. Ercan Can'dan efendi. Tren istasyonunun ne işi var burada? Başbakanım, bu Ereğli'nin en güzel yeri burası. En güzel yeri ama işte milletvekili seçmiyorsunuz ki. Şimdi diyor ben onu kaldırtırıyorum. Hemen kaldırsın gelsin. Siz 20 senedir tapularınızı alamıyordunuz. Benim onayımla tapularınızı almadınız mı? Ben sizin için uğraşıyorum. Çünkü ben size aşığım. Beni 4 dönemdir hiçbir aranızda Hacı abilerim falan var, hepsini tanıyorum. CHP'ye hayatta oy vermezler. Halil Pospey diye veriyorlar. Bilmiyor mu zannediyorsunuz? Biliyorum. Hepsini biliyorum. Onun için size aşığım. İşte doğrusunu yapıyorsunuz. Yani burada parti meselesi değil. Ben hiç kimseye, bana 250-300 kişi geliyor. Bir kişiye partinin adı ne, hangi partiden diye sorduğumu bana bir kişi söylesin istifa edeyim hemen. Hiç rozet taşımam. Parti rozeti yoktur bende. Ben Ereğli Halkı'nın belediye başkanıyım. Asla particilik yapmam. Yapanlara da kızarım. Ama kim hangi partiden olursa olsun onlara saygı duyarım. Bize dediler
Tersaneleri çalıştıracağız dedi. Ercan Canlar öyle söz verdi milletvekilinde. Gambiya'ya gidiyorum dedi. Oradan balıkçı motorları götürüyorum. Onları burada yapacağım dedi. Nerede? Hareket var mı? Yalan. Yalancı diyorum milletvekiline. Dava etsin beni. Ercan Can'dan yalancı. Beni mahkemeye versin, dava etsin. Yalova'da, Tuzla'da tersaneler çalışıyor. Buradan benden adam istiyorlar. Tersanelerde yetişmiş borcuları, kaynakçıları oraya gönderiyoruz. Peki oraya devletin yaşlanan gemilerini yeniden yaptırıyorlar Tuzla'da, Yalova'da. Askeriyenin gemilerini. Niye orada yapılıyor da burada yapılmıyor? Burada milletvekili seçmiyor muyuz ki? Bunlar gerçekler. Ben 71 yılında mühendis çıktım. 43 seneden beri politika yapıyorum. 20 senelik belediye başkanı. Benim belediye başkanı olmam önemli değil ama benim tecrübelerimden yararlanmanız lazım. Ereğli hep eziliyor. Ereğli halkı hep eziliyor. Buna isyan etmek lazım. Demokratik eylemler yapmak lazım. Ama bazı şeylere benim boyum kısa kalıyor. Ne yapayım ben, beni milletvekili yapmıyor muyuz ki? Belediye başkanına bırakmayın. Bazı işlere boyum kısa kalıyor belediye başkanı olduğum için. Ama belediyeciliği bir hakkın yapıyorum. Eğer belediyecilikte yol, su, kanalizasyon, istinat duvarı, çocuk bahçesi, mezarlık, eğer bunlarda eksik varsa özür dilerim yani. Özür dilerim, bir şahıs bana derse şu suyu yapmadın, o benim görevim. Ama işe adam koymadın derse ben ne yapayım, benim boyum kısa kalıyor. Yatırım yapmadı. Yatırımı iktidar milletvekilleri yapar, ticaret odası yapar. İmar planlarını da ben yaparım. Bana götürürlerse eğer. Onlar benim işim değil ki. Milletvekilinin işi. Kitapçıkları dağıttılar mı size? Evet. O projelerin hepsi gerçekleşecek. Orada 15 dönüm yer aldım Merdemir'den. Çok yer aldım da okul için. Eğitim fakültesini, okulu yeni yurt binaları yapmak istiyorum. Öğrenciler buraya çekmek için. Elma Tepe'nin üzerinde Osman Tepe var, biliyor musunuz burayı? Osman Tepe 300 bin metrekare alanı şu anda üniversite kampüsü ilan etmek üzereyim. Üniversiteyi buraya getirmek istiyorum. Ama ben size kitapçıktan bahsetmeyeyim, çok uzun sürer. Ben 5 tane yerden geliyorum. Sesim de kısılmaya başladı. Evet, şimdi sosyal belediyeciliğe başladım artık. Parada topçalılığı meselelerini biliyorum. Belleri çıkan yolda genişletme yapacağız. Bazı duvarlar tehlikeli, yeniden yapılacak. Onları biliyorum. Ama vatandaşlar da bize yardımcı olacak. Duvarları yaparken birazcık yerlerinden bize yer verecekler. Bu ayrıcalığı da gösterecekler. Artık altyapı falan bizde bitti. Biz sosyal belediyeciliğe başladık. Cenaze hizmetlerinin Türkiye'de bu şekilde bir tek Ereğli Belediyesi yapıyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bir yakınınız vefat etti. Alo dediğiniz an araba gelir, alır, Safa Camii'nin altına morgu koyar. Kadın yıkayıcı, erkek yıkayıcı, tahtası, kefen bezi, havlusu, kolonyası, hepsi bedava belediyeden. Mezar sahibi, ölü sahibi mezarlığa götürülür, yer beğenir bedava. Kazması da bizden. Akşamleyin de evine hocalar gider, dua eder. Taziyeye giren 100 kişi, 200 kişi, kaç kişi ise yemekleri belediyeden verilir. Hepsi bedava. Bunu söylerken asla sizlere hava atmıyorum. Bir lütufta falan da bulunmuyorum. Belediye başkanı olarak bu benim görevim. Ben bunu Halil Pospik'in maaşından dağıtmıyorum. Sizlerden topladığım vergilerle yapıyorum. Ama belediye başkanı bu organizasyonu yapması lazım. Fikret doktor vardı, Alaplı Ahmet'in kardeşi. O vefat etti, Ok Meydanı'nda doktordu. Kemer'de gömüyoruz. İstanbul'dan akrabaları gelmiş. Adam akşam üzeri bana telefon etti. Ya beyefendi dedi ya, başkanım siz nasıl insansınız dedi ya. Biz bir mezarı İstanbul'da 15 milyarları zor kaldırıyoruz. Kefen bezini verdin bedava, tahtasını verdin, yıkamacısı, mezarlık. Allah razı olsun. Şaşkın vaziyetteyiz. Ama ben zengin bir adamım dedi, akşam yemeğini
Hiç olmazsa ben vereyim. Beyefendi, bunu biz zengin fakir ayrımı yapmıyoruz. Yakınını kaybeden insan akli meleklerini kaybediyor. Ne yapacağını bilmiyor. Kadın yıkayıcıyı nereden bulacağım? Tahtayı, kefeni nereden bulacağım? Yemeği nasıl olur? Düşünemiyorsun ki. Canın gitmiş. Canının yarısı gitmiş. Zengini fakir olur mu bunun? Adam sen haklısın dedi. Allah razı olsun. 600 tane doktor bize kayıtlı. 600 tane yatalak hasta bize kayıtlı. Öyle garibanlar var ki yatalak hasta. Evlerine ben sık sık ziyaretlere gidiyorum. Akşam diyor doktoru iğne olacaksın 8'de. Kaldırıyor can. Arabaya binecek. Etrafı da yok. Bazılarının hali vakti yerinde, ailesi geniş, onlar yapabiliyorlar. Taksiye para verecek, hastaneye gidecek, iğne yaptıracak. Yok. Hemşireleri görevlendirdik. Belediye sağlık ocağında. Yatalak hastaların iğnelerini, serumlarını, her türlü işlemini bizim doktorluğa, sağlık ocağına bırakıyor. Akşam 10'da, 11'de kaçtaysa hemşireler bütün 600 tane hastayı dolaşıp onların iğnesini, serumunu yapıyorlar. Öyle garibanlar var ki yardım edecek, çamaşırını yıkayacak adam yok. 3 kişilik kadın ekibi var bende. Affedersiniz, iç çamaşırını yıkıyor, yastığını, yorganını yıkıyor, perdesini yıkıyor. Eğer duvarları kötüyse fenişleri gidip boyasını, badanasını yapıyor. Geçen bir eve gittik. Bir tuvalet gösterdiler. İlkel. Tuvaletini değiştiriyoruz. Erkeklere berber gönderiyoruz, tıraşını yaptırıyoruz. Çok dualar alıyorum. Çok dua alıyorum. Bana diyorlar ki bu adam efsunlu. Festivallerde yağmur yağmıyor, rakipleri devriliyor. Ne efsunlu? Ben gariban bir ailenin çocuğuyum. Allah bana yardım ediyor. Cenazede hemşehrilerimin yanındayım. Sevinçlerinde, düğünlerinde yanlarındayım. Elimden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyorum. Ayakkabı boyacısı da arkadaşım, çöpçü de arkadaşım. Hiç değişiklik olmadı bende. Ortaokuldaki Halil Pospik neyse, bugünkü Halil Pospik de aynı. Yüce Allah bunları gördüğü için bana yardım ediyor. Her şeyde yolumu açıyor. Sizlerden bütün 43 tane mezarlığa ihale yaptık. Şadırvan yapıyoruz. Rahat abdest alınsın diye. Musalla taşlarını yapıyoruz. Eskiden camileri suyla, sabunlu şeyle yapardık, yıkardık halılarını. Ama cemaat rutubeti algılamaya başladı. Avrupa'dan makine getirdik. Pırıl pırıl. Bütün camileri temizliyoruz. Ereğli'deki bütün camileri temizliyoruz. Burada Ramazan'da ne güzel iftar yaptık. Birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyduk. Niye anlatıyorum bunları? Biz sosyal belediyeciliğe geçtik. İnsan odaklı belediyeciliğe geçtik. Sadece altyapı değil, belediyecilik. Diyorlar ki, hükümetten bir belediye başkanı olursa, o zaman daha iyi hizmet yapar. Bunların hepsi yalan. Alaplı, 15 seneden beri AK Partili bir belediye başkanı var. Beni bağışlayın, affedersin. Alaplıyı bok götürüyor. Alaplılar Ereğli'ye giriyor, sahilde dolaşıyor. Çay kahveyi çınar altında içiyor. Sinemaları yok, sinema seyretmeye Ereğli'ye giriyor. Laiklar Partisi versin parayı, yaptırsın oraya bunları. Benim sahilden daha geniş yer var, alan var. Yapan yok ki. Gülüş'ü bok götürüyor, bak Gülüş. Gülüş belediye başkanı adayımız. Aslanlar gibi. Gökhan Demirtaş. CHP'den eğer orada kazanırsa Gülüş'ü de Allah'ın izniyle pırıl pırıl yapacağız. El ele verin. O da tesadüfen buradaymış. Farkında değildim. Gülüş de öyle. Gülüş'te bir şey yok ki. 3 dönemden beri belediye başkanı AK Partili. Allah ana rahminden bizi düşürürken hepimizi iyi olarak düşürüyor. Hepimiz melek gibiyiz. Günahsız. Sonradan kötü olanlar olabilir. Ben onu bilmem. İyi olmak bir meziyet değil. Lider olmak. Tuttuğunu koparan. Yürekli adamlar lazım bize. Ankara'ya gidelim. Onlar mıy mıy dolaşırlar. Beni bakanlıklardan, kapıdan kovsalar bacadan girer. Ben çok duygusal bir adamımdır.
Televizyon seyrederken bazen ağlarım. Ama çok da yürekliyimdir. Ya bakan danarım, ya başbakan. Doğru bildiğim yerde o da o zamandan gelir. Hiç sağır solum yok. Hiç. Elinin haklarını onun için koruyorum. Şimdi bugünlerde bir tanesi ötüyor. Bir tane bir sendika başkanı var burada. Erdemli işçilerine zulüm yapıyor, eziyet yapıyor. Vicdansız adam. Tehdit ediyor onları. Yürüyor, yürüyecek Erdemir işçisi gidecek. Ekmek peşinde onlar. Miting diyecek, Erdemir işçisi oraya, onlar benim kardeşim. Benim sendikayla, Türk Metal sendikasıyla da işim yok. Ama o sendika başkanıyla işim var. O yanlış yaptı. Bu fabrikayı AKP hükümeti sattı. Ereğli'yi perişan etti. O da tuttu. AKP'nin adayını belediye başkanı seçeceğiz dedi. O hataların en büyüğünü yaptı. İşçinin cebinden %35 parayı Oğuz Özgen'le beraber aldılar. Gözlerinin yaşına bakmadılar. O yüzden işçi borçlandı. Bazıları icraya düştü. Bazılarına icraya düştü diye Demirçelik işten attı. Kendisi de o arada Mehmet Azman'dan iki tane daire aldı yan yana. Bir daire az geliyor kendine. İşçiler işten atılıyor, o daire alıyor. 30 Mart'tan sonra Oğuz Özgen'i gönderdim. 30 Mart'tan sonra da o çakma sendikacıyı elinden göndermek ahtım olsun benim, ahtım olsun. Değerli hemşehrilerim, Ereğli'nin uç noktalara gitmesi için, özellikle evlatlarımızın ve çocuklarımızın iyi bir noktada olması için elimden gelen gayreti yapacağıma söz veriyorum. İyi de gidiyoruz. Ama sizlerden bir tek ricam şu. Aramızda veya dışarıda AK Parti abilerim vardır, teyzelerim vardır, MHP'liler vardır. Allah rızası için oylarınızı birleştirin. MHP de bizim kardeşlerimiz ama MHP'ye verilen her oy AK Parti'ye gidecektir. Bunu kafamıza koymamız lazım. Ülkemiz çok kötü durumda. Ülke çok kötü. Hükümetin elinden ipler kaçtı. İdare edemiyor. 30 Mart'tan sonra zamları göreceğiz. Seçim var diye bir şey yapmıyorlar. Çok kötü vaziyetteyiz. Suriye'de El-Kaide her zaman, her an ülkemizi atlayıp kargaşa meydana getirebilir. İç savaş çıkarmaya çalışabilirler. PKK ülkeyi bölmeye çalışıyor. Demokratik özellikliği seçimden sonra getireceğim diyor. O televizyonlarda siz benden daha fazla seyrediyorsunuz. Ayakkabı kutularındaki paraları görüyorsunuz. Sayın Başbakanlıoğlu'nun konuşmalarını dinliyorsunuz. Bunları çok fazla anlatmayacağım. Ama şunu söylüyorum. 43 yıldır politika yapıyorum. Öngörülerim güçlüdür. Kuvvetlidir. Bu sandık, 30 Mart'taki sandık son sandıktır. Saadet Partilisi, Refah Partilisi, AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi bir araya gelecek. Bu hükümeti frenlememiz lazım. Oylarını aşağıya düşürmemiz lazım ki bunların akılları başlarına gelsin. Eğer bu olmazsa, oyları yükselirse bundan sonra sandık falan gelmez. Diktatörlüğe doğru gidiyor. Ülkenin durumunu görüyorsunuz. Sandık gelir, oyları evvelden koyarlar. Hırsızlığı da gayet iyi biliyorlar. Oy çalarlar. Yazıktır bu memlekete. Dedelerimiz cumhuriyeti kurmak için canlarını vermişler. Aç bir ilaç, savaşmışlar. Cumhuriyet elimizden gidiyor, rejim değişikliğine gidiyorlar. Torunları olarak bizim de görevimiz, sadece benim görevim değil, hepinizin görevi, mücadelemizi yapmamız lazım. Ülkemizi seviyorsak, demokrasiyi seviyorsak, cumhuriyeti seviyorsak mutlaka bu görevlerimizi yapmamız lazım. Biz yolumuza devam ediyoruz. Muhtarımız, aynı zamanda Muhtarlar Derneği Başkanı Sıfat Çok, daha konfederasyonda görevi var. Çok şanslısınız bu kadın. Böyle bir muhtar. Gayet iyi anlaşıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Eğer izin verirseniz ben ağır ağır kaçmak istiyorum. Evde sesimi dinlendireyim.
size daha fazla kendimi tanıtmama gerek yok. Beni tanıyorsunuz zaten. Ama ben merakla 30 Mart'tan sonra Topçalı'nın sandıklarının neticesine bakmak istiyorum. Bakalım Topçalı'da beni ne kadar çok seviyorlar diye. Oradaki oy oranlarına bakmak en büyük merakım benim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür. Hayırlı akşamlar. Evdekilere selamlar, saygılar. Hürmet ediyorum hepinize. Sağ olun. Özellikle hanımefendilere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu saatte, bu soğukta buraya geldiniz. Çok nazisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Sağ olun, var olun. Tabii arkadaşlarımı, dostlarımı, hemşerilerimi burada birçoğu benim arkadaşım zaten, dostum. Hep beraber olduğumuz arkadaşlarımız. Ve sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Değerli hemşehrilerim, tekrar yola çıktık. Belediye başkanlığına adaylığımızı koyduk. Meclislerle beraber yeniden göreve gelmek için çaba sarf ediyoruz. Karşımızda başka adaylar da var. 5-6 tane aday var. Hepsi iyi insanlar, beyefendi insanlar. Hiç söyleyecek lafım yok. Ancak bizim farkımız var. Biz tecrübeliyiz. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatı. Mesela Ahmetçikler'de sularımızı yaptık. Belediye devlet yolunu yapacağım dedi. 10 senede bitmez bugün işte. Şu Gürüş Köprüsü'nden bu tarafa yolu yapacaklar. Hala yapamadık. Ucube gibi bir köprü yaptı. Aydınlatmasını yapmıyor, akşamları kazalar oluyor. Olmaz böyle bir şeyler. Yani milletvekili bu değil, demek değildir yani. Bunlar seçime 3 ay kadar geliyorlar. Köy yollarına biriketleri döküyorlar. Su borularına koyuyorlar. 3 ay sonra oyları alıp bu memleketten kayboluyorlar. Onun için parti olayını ön plana çıkarmadan hangi partiden olursak olalım. Önemli olan evlatlarımızın, torunlarımızın iş bulmasını, birbirimize sahip çıkmamız. Parti önemli değil. Allah rızası için. Bunu ben bir beklentim yok. Ben belli bir yaşa geldim. Erdemir'den emekliyim, Bakı'dan emekliyim, eşime emekli öğretmen, uşaklara ev verdik. Evim var, arabam var. Çok zengin değilim ama geçinip giderim yani. Ben belediye başkanlarına adaylığımı koymayabilirim. Ama yok, adam çıkarmıyorlar. Evini mahvolacak. Evlerde sular kesilir vallahi billahi. Yani belediyecinin B'sini bilmiyorlar. O belediye çalışanlar öyle kolay adam değiller. Dansız gibi oynatırlar adamı yani. Belediyecinin okulu da yok. Avukatlığın okulu var. Doktorluğun okulu var. Mühendisliğin okulu var. Ama belediyeciliğin okulu yok. Onun için hangi partiden olursak olalım, el ele verelim. Eylül'ün geleceği için hep beraber birlikte olalım. Bize destek vermenizi istiyoruz. Bunu söylemem belki de çok gerekli değil. Sağ olun. Allah razı olsun. Lütfen
Desteklerinizi bekliyorum. Size çok fazla bir şey anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Buradan Kocaeli merkeze geçeceğim. Oradan Topçalı'ya geçeceğim. Şu ana kadar 3 yerde miting yaptım. Öyle geldim. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.